Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan orman yangını devam etmekte. Yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan orman yangını rüzgarın da şiddetiyle devam ediyor. İlçenin kuzey kesiminde bulunan Beydiğin mahallesi yakınlarına ilerleyen yangına ekipler havadan uçak ve helikopterle, karadansa onlarca arazözle müdahale ediliyor. Devam eden yangından şu ana kadar ikisi itfaiye eri olmak üzere 7 vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan mahalle halkı ise yangının kendilerine doğru geldiğini görünce adeta seferber oldu. Mahallenin önünde bulunan toplanma alanında toplanan vatandaşlardan kimileri ekiplere su dağıttı. Öte yandan bir başka yangın haberi de Gündoğmuş ilçesinden geldi. İlçede Senir Mahallesi yakınlarından yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Manavgat'ta süren orman yangını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Antalya Manavgat'ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cinbaş'ın avukat olan oğluysa törene cübbesiyle katılarak babasının cenazesi için saf tuttu. Cinbaş'ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Daha sonra Çay ilçe mezarlığında Cinbaş için cenaze töreni yapıldı. Hepimize Rabbim sabır ve metanet ihsan eylesin. Allahu Ekber. Cinbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş'ın ailesiyle çok sayıda orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı. Cinbaş'ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Cinbaş'ın eşi Havva ve kızı Tuğba Cinbaş'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Cinbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gaziantep'te otoyolda arıza yapan minibüse seyir halindeki tırın arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yabancı uyruklu tarım işçisi taşıyan minibüs seyir halindeyken arıza yapınca orta şeritte durmak zorunda kaldı. Durduktan sonra otoyolun emniyet şeridine geçmek için geri manevra yapan minibüse arkadan tır çarptı. Çarpma sonucu savrulan minibüs ve tır orta refüjde durabildi. Kaza sonucu otoyolda can pazarı yaşanırken durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisine sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Kaza sırasında minibüsün içerisinde bulunan 21 kişiden 4'ü tırla minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybederken diğer 17 kişi ise yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar olay yerine gelen saldırıdan kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Feci kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül'le Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Minibüse Türk arkadan çarpma neticesinde bir kaza meydana gelmiş. Maalesef 3 tane ölümümüz var, 16 tane de yaralı var. Yaralıları ambulanslar hastanelere sevk ettiler, onların tedavileri devam ediyor. Şu anda da yol trafiğe açılmış durumda. Araçları da kaldıracaklar. Bundan sonraki süreçte takip edeceğiz. Böyle üzücü bir olay. Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41 itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı. Gürcistan üzerinden gelerek Sarp sınır kapısından giriş yapan 220 personelli Azerbaycan itfaiye ekibini Artvin Afat İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve vatandaşlar karşıladı. Ekipler coşkulu karşılamanın ardından konvoy halinde yangın bölgelerine hareket etti. Şanlıurfa'dan çalışmak için Eskişehir'e giden mevsimlik tarım işçileri çadır kurdukları bölgede koronavirüs aşılarını yaptırdı. Aşı için adeta seferberlik başlatılan tarım işçileri herkes aşı olmaya davet etmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e giden aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 80'e yakın vatandaş Alpınar ve Karaçay mahallesine boş araziye çadırlarını kurdu. Sonra danışarak yaptırsan daha iyi olur. Odunpazarı İl Sağlık Müdürü ekipleri çadır kurulan bölgeye gelerek mevsimlik tarım işçilerine aşılama çalışmalarına başladı. Aşılarına olan işçiler mutlu olduklarını dile getirdi. Aşılama esnasında sağlık çalışanlarına çay demleyen 12 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi küçük çocuk görenlerin içini ısıttı. Arkadaşlar bakın ben 2 saat boyunca... Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Emin Müjdeci, çadırlarına kadar gelen aşıdan mutlu olduklarını dile getirdi. Buraya gelmişsiniz, emek vermişsiniz, Allah razı olsun sizden. Onlara tavsiye ediyoruz yani, devletimiz bu imkanı sunmuş, ücretsiz, buraya kadar, ayağımıza kadar gelmişken yapmaları gerek. Çünkü bu iyi bir şey. Çünkü örneğin başka kişi yapmasa, ben yapsam öbürü bulaşır. Aynen yani bir anlamı kalmaz. Bir başka işçi Ahmet Müjdeci ise herhangi bir ücret ödemeden çadırlarına kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti. Herhangi bir ücret ödemeden devletimiz bakıyor. Sağ olsun, teşekkürler. Sağ olsun. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü aşılama görevinde olan uzman doktor Mehmet Şahdalaman tüm sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Eskişehir'de sağlık müdürümüzün öncülüğünde hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları yer, zaman, mekan gözetmeden özverili bir şekilde aşılama yapıyor. İnsanlardan da beklediğimiz bu aşılama yönünde istekli olmaları ve bizim işimizi kolaylaştırmaları. İnşallah hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı sağlarız. Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğine akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. Direkteki arızayı gidermek isteyen Ahmet El Hasan bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hava sıcaklıklarının asfalt için elverişli koşullar oluşturduğu Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı asfalt hizmetini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,
Haydan ilçesinde kırsal grup yollarında altyapısını tamamladığı yolları sati asfaltla buluşturuyor. Kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda daha önceden belirlenen program dahilinde yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan yolları asfaltla buluştururken diğer yandan da yol genişletme çalışmalarını da sürdürüyor. Meydan Kapı Harran Grup yolunda yol genişletme ve stabilize serim çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Balkat, Buldum, Kılıçlı grup yoluyla Evciler, Algı, Giyimli ve Minare yollarının da asfaltlama işlemlerini tamamladı. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri mahallelerinde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek yollarının artık daha konforlu olduğunu belirtti. Büyükşehir'e veya buradaki çalışan yani memurlardan veya bütün ekiplerden Allah razı olsun. Özellikle Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e de Allah razı olsun. Yani yaklaşık çoktan beri bu yolu bekliyorduk. Emeği geçen bütün arkadaşlara da Allah razı olsun. Asfaltımız bitmek üzere. Az kaldı. Şu an grup yollarımız buradan Keçiğran'dan Selman'a, Giyimli ve Minare köylerine gidiyor. Buradaki yolda yardımcı ana yola çıkıyor. Grup yollarımız hemen hemen bitmek üzere. Bitti diyelim. Çok güzel oldu. Umumlu bir şekilde oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yaz sezonunun sonunda asfaltı tamamlanmamış yol kalmaması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da bir elektrik trafosu da kalarca patladı. Patlama çevrede korkuya neden olurken ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da bir elektrik trafosu dakikalarca patladı. Patlama çevrede korkuya neden olurken ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo büyük korkuya neden oldu. Trafodaki yangını görenler durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri de yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenme sonrası ısınmasından kaynaklandığını belirtti. Trafonun patlama anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde toplamda 10 bin metrekare alanda iki yeni park yapım çalışmaları başlatıldı. Karaköprü'de vatandaşların daha fazla yaşam alanına kavuşması adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Çamlı Yayla ve Doğu Kent mahallelerinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere iki yeni parkı ilçeye kazandırıyor. Biri 6000 metrekare, biri de 4000 metrekare alan üzerine yapılan parklarda çalışmalarda sona gelinirken mevsiminde çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak. Parklarda oyun grubu ve bank montajları yapıldıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacak. Şanlıurfa gibi sıcak bir şehirde özellikle yeşil alanların çok değerli olduğunu ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan oranını 10 metrekarenin üzerine çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede tüm mahallelere yeni parklar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçiyoruz Adıyaman'a. Bir grup şahıs saçlarından tutup sürüklediği ve sokak ortasında tekme tokat dövdükleri 13 yaşındaki kız çocuğunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Yeter mi insan, yeter? Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yaşayan 13 yaşında KD isimli kız çocuğu, kimliği belirlenemeyen bir grup 16-17 yaşlarındaki kız çocuklarının farklı günlerde şiddetine maruz kaldı. Tamam yeter. Kendisinden büyük kızların şiddetine maruz kalan KD hem tekme tokat dövüldü hem de saçlarından tutularak sokak ortasında sürüklendi. Yeter Nisa, yeter. KD'ye şiddet uygulayan şahıslar aynı zamanda şiddet anlarını da telefonla video kayıt yaptı. Pes edirten olayın görüntülerini çeken şahıslar daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Değerli izleyenler, Haliç Belediyesi başlattığı yol açma çalışmalarıyla son 2 ayda 2 mahallede 5 yeni yolu ilçeye kazandırarak üst yapı çalışmalarını tamamladı. Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla ilçede yol ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalarda yapılaşmanın henüz olmadığı veya yapılaşmanın yeni geliştiği bölgelerde de yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü bu yollar içinde üst yapı çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunuyor. Yapılaşma alanlarında son 2 aylık süreçte İmam Bakır ve Daiti mahallelerinde 5 yeni yolu Haliliye'ye kazandıran ekipler, ihtiyaç dahilinde açılan yollarda ilk önce stabilize çalışması, sonrasındaysa asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada program dahilinde mahalle mahalle çalışmaların devam edildiği ifade edildi. Şanlıurfa'da baklava ve çikolatada kullanılan boz fıstığın hasadı başladı. Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık 20 milyon ağacın bulunduğu Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Hava attım, attım. Amin. Sabah erken saatte bahçeye giden işçiler fıstık hasadı yapmaya başladı. Bunda 2 kasır şey getirdi abi. Yeni açılandı o şemsatın yerine. Ağaçlara çıkan gençler üst dallardaki fıstıkları serilen çadırların üzerine silkelerken kadın ve çocuklarsa alt dallarda kalanları kopartıyor. Olgunlaşma dönemine göre ayıklanan fıstıklar traktörlere konularak depolara taşınıyor. Bunda 2 kasır şey getirdi abi. Yeni açılandı o şemsatın yerine. Kavurucu sıcaklara rağmen fıstık toplayan Halil Rastgeldi, şu anda yeni mahsulün tonu yaklaşık 70 bin lira civarında satılıyor. Daha sonra olgunlaşan kırmızı fıstığımızın tonu ise 45 bin civarında satılıyor şeklinde konuştu. Şu anda su altı dediğimiz, yani şu andaki mahsulümüz, yeni mahsul 70 bin civarında gidiyor. Tabii bu kırmızı olgunlaşan fıstık 45 civarında. Fıstık hasatı bu sene nasıl efendim? Bu sene çok düşük. Geçen yıl fıstık mevsimiydi. Bu yıl fıstık mevsimi değil. Bu sebeple nispeten çok daha az. Fıstık şimdiki Temmuz ayındaki bu mahsul fabrikaya gidiyor. Fabrikada su altı dediğimiz kavlak hale getiriliyor. Bunlar baklavalık olarak kullanılıyor, çikolatalarda, baklavalarda kullanılıyor. Çerezlik olarak kullanılan daha sonra Eylül ayındaki hasatta oluyor. Bu yeşil dediğimiz su altı mahsulü. Yeşil fıstık hasadı yapan diğer işçiler ise sıcakta çalışmanın zor olduğunu ve günlük 90 ila 100 lira arasında yemeği kazandıklarını belirtti. 100 liradan başlıyor 95'e kadar, 90. Kimi yerde 80'e çalışan var, kimi yerde 70'e çalışan var. Biz 100'e çalışıyoruz. Biz köyden geldiğimiz için 100'e çalışıyoruz. Saat 5.30'da kalkıyoruz. 6.30'da 7'de tarlada oluyoruz. Akşamları da saat 5.30'da bırakıyoruz. Öyle bizimki işte. Hadi, hadi, hadi. Hayran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz belediye personeliyle bir araya geldi. Her bir personelin Hayran Belediyesi'ni temsil ettiğini ve sorumluluk bilinciyle tüm çalışanların birer belediye başkanı olduğuna dikkat çeken Başkan Özyavuz, hayal dahi edilemeyen hizmetleri Hayranlı hemşerileriyle buluşturduklarını kaydetti. Selamünaleyküm.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Özyavuz, belediye bünyesinde çalışan personelle bir araya geldi. Belediye hizmet binası önünde personelle buluşan Başkan Özyavuz, seçildiği günden bu yana Harran'a gece gündüz demeden hizmet ettiklerini, mesai mefhumu gözetmeksizin hafta içi, hafta sonu, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle hizmet seferberliklerine devam ettiklerini ve bu çalışma temposunu her geçen gün artırdıklarına dikkat çekti. Bırakmışız, sizler için çalışıyoruz. Her birinizin, çocuğunun, ailesinin, Harran'da yaşayan her vatandaşın. Başkan Özyavuz yaptığı konuşmada, Harran'da gece gündüz demeden uykularımızı haram ettik. Ailemize vakit ayırmadan Harran'ımız için çalışıyoruz dedi. Harran'da gece gündüz demeden uykularımızı haram etmişiz. Çoluk çocuğumuzu, eşimizi bırakmışız, sizler için çalışıyoruz. Her birinizin, çocuğunun, ailesinin, Harran'da yaşayan her vatandaşın günahı benim boynuma. Benim başarım, sizlerin başarısı, Harranlıların başarısı. Biz bu yola çıkarken dedik ki bütün duvarları yıkacağız. Harran'da sadece hizmet için var olacak. Sizler evinize ekmek götürün. Çoluk çocuğunuza bakın. Cebinizde paranız olsun. Mutlu olun. Harran'a hizmet etmek için bu göz kapaklarımı kapatmıyorum. Vatandaşlarla ilgili iletişiminiz çok önemli arkadaşlar. Bak, ben benden önceki başkanlara benzemem. Çünkü ben Allah'ın gücüne, kudretine inanan bir insanım. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz, çözüm içinde kalıcı adımlar atıyoruz diyen Başkan Özyavuz, hayal dahi edilmeyen hizmetleri Harranlı hemşehrileriyle buluşturduklarını belirterek, biz büyük bir aileyiz, sizler de bu büyük ailenin değerli bireylerisiniz dedi. Benim için Harran'daki yaşayan 100 bin kişi aynıdır. Ona göre çalışıyorum. Her biriniz bir Mahmut Özyavuz olacaksınız. Her biriniz belediye başkanı sorumluluğuyla çalışacağız. Bitlis'ten bir haberle devam ediyoruz. Satvan ilçesinde yaşayan Sinan Kranşal, Afganistan başta olmak üzere İran, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yeni bir yaşam umuduyla Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgileniyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Uzun yıllardır süren umuda yolculuk, Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişiyle son günlerde daha da çok arttı. Şimdi biz ne yapalım? İneyi alalım, bunları oturtalım. Ülkenin %85'ini kontrol altına aldığını açıklayan Taliban'ın korkusuyla açlığı ve ölümü dahi göze alan Afgan göçmenler binlerce kilometreyi binbir zorlukla aşarak Türkiye'ye ulaşıyor. Van üzerinden kaçak yollarla gelen göçmenlerin uğrak yerlerinden biri de Tatvan. Tamam, sen böyle şey yapsana hepiniz. Açsın he? Tamam, inekten sonra oku. Tamam. Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşu üyesi Sinan Kranşal, uzun süredir açlık ve hastalıklarla mücadele eden bu göçmenlerin bazı ihtiyaçlarını vicdanen ve Allah rızası için karşılıyoruz dedi. Yaklaşık 4-5 yıldır Tatvan güzergahını kullanan müşteriler Tatvan'a gelip buradan da batı illerine gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar. Biz de sivil toplum örgütü üyeleri olarak bunlara bir yardım etmek istedik. Vicdanımızın sesini dinlemek istedik. Bunlara yemek, giyim, ayakkabı, su, bazen ilaç yardımında bulunuyoruz. Biz de bu yardımları sivil toplum örgütleri üzerinden hayırseverler, ondan sonra Gündür'ünden bağış yapmak isteyen insanlar gönderiyor. Biz burada bu bağışlarla malzemeler alıyoruz, yemek yapıyoruz. Ortalama her gün 150-200 Afgan'a, bazen 300 Afgan'a yemek veriyoruz. Hiç ne ilacı yok musunuz? Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatlar Meclisi Başkanı İsmail Güllen'in de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şu kürsüye arz ediyorum. Sayın Bakanım, buyursunlar lütfen.
Ticaret Bakanı Mehmet Kuş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Güller'in de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Rekorla kapattık. Haziran ayında aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Muş, yılın ilk yarısını rekorlarla kapattıklarını ifade etti. 4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bakan Muş, Haziran ayında aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını hatırlatarak şunları söyledi. Haziran ayında aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Temmuz ayı ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek Temmuz ayı ihracatıdır. Son 12 aylık ihracatımız da, burası önemli, 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir cumhuriyet rekoruna imza atmıştır ve ilk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. Tokyo Olimpiyatlarında kazandığı altın madalyayla tarihe geçen Mete Gazoz, yurda döndüğü madalyalı tek başına kazanmadığını söyleyen genç sporcu, bu madalyayı Türkiye Okçuluk Milli Takım kazandı. Ben sadece sadece madalyayı taşıyorum dedi. Okçulukta tarihi bir başarıya imza atarak Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz Türkiye'ye döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Olimpiyat Komitesi yetkilileri ve federasyon temsilcileri sabah saatlerinde havalimanına gelerek Mete Gazoz'u karşıladı. Havaalanındaki kalabalığa teşekkür ederek sözlerine başlayan Mete Gazoz şöyle konuştu. Öncelikle bu sabah saat 5 burada çok fazla kalabalık var. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Madalya benim boyunda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım, şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takım olarak 2 gün önce olimpiyatlarda ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu madalya altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum ve arkamda olan bütün herkes için, herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olimpiyatlarda çekilen fotoğrafı ile ilgili konuşan Mete Gazoz konuşmasını şöyle sürdürdü. Yani o fotoğraflarınız tabii ki de çok bambaşka. Ben yine hani o anda orada podyumda ne hissettiysem hepsi benim suratıma yansıyor. Ben orada mutlu olduğum sürece, ben orada keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. ...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B grubunda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımımız Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek Brezilya ile eşleşme ihtimalini yok etti. 3-0 galip ayrılıyoruz maçtan. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B grubunda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımımız Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek Brezilya ile eşleşme ihtimalini yok etti. Gruptaki sıralama pazartesi günü oynanacak. Arayaka Arena'daki karşılaşmada setlerde 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları sonraki periyotta toparlanıp 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları, tebrikler kadın voleybol. Rusya 4. sette millilerimize üstünlük kurdu. 5. sete ağırlığını koyan Filenin Sultanları bu maçı kazanmayı bildi. Maça çok iyi servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi bu sayede 13-9'luk üstünlük sağladı ve Türkiye'ye molayı aldırdı. Ya keski! Mehmet Akif Üstündağ, Kurtaran Mumcu, Ahmet Göksu, Alper Sedat Aslandaş. Çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan Filenin Sultanları üst üste 4 sayı almasına rağmen ilk seti 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti. Sayın Başkan'a, Mehmet Akif Üstündağ ve milli takımımıza
İkinci sette rakibinin etkili servislerinde manşet almakta zorlanan milli takım 9-4 geriye düştü. File önünde etkisiz olan ve 16-9 geriye düşen A milli kadın voleybol takımı Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla farkı 1'e indirdi. Kesin lütfen bizi yalnız bırakmayın. Rakibimiz... Tuğba'nın etkili servisleriyle milliler 23-21 öne geçti. Milliler seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Son topa kadar mücadele edecekler, orası kesin. Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Türkiye 15-13'lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan Ayyıldız ekip seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Bir maç oldu. Son iki maçtır çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Güzel bir mücadele vardı. Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden Ayyıldızlı ekip seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Çıktık, kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek çıktık ve gerçekten bu da performansımıza yansıdı. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız çeyrek finallerde ve yarı finallerde de çok güzel şeyler başarıp ülkemizi gururlandıracağız. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan izledi. Milli takımımız bu sonuçla çeyrek finalde güçlü Brezilya ile eşleşme ihtimalini yok etti. Sultanlar çeyrek final turunda Sırbistan veya Güney Kore ile karşılaşacak. Gidene Sultanları, tebrikler kadın voleybol. Şanlıurfa Spor Yönetimi Bolu kampında futbolculara tatlı ikramında bulundu ve ilerleyen günlerde gerçekleştirecek güzel bir proje için hazırlıkları sürdüğünü ifade ettiler. Sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor Bolu kampını sürdürüyor. 14'er günlük periyotlarla 2 etap şeklinde tamamlanacak kampta futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlemlenirken Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu da kamp çalışmalarını bizzat yerinde takip ediyor. Şanlıurfa Spor Genel Sekreteri Mehmet Ali Kurt, antrenmanları izleyerek tüm yönetim kurulunun selamlarını iletti ve tatlı ikramında bulundu. İyi misiniz? Hadi böyle. Sağ olun. Bolu Termal Otel'de takımın sıkı bir şekilde sezona hazırlandığını ve tüm Şanlıurfa'nın birlik ve beraberlik içerisinde takımına sahip çıktığını söyleyen Genel Sekreter Mehmet Ali Kurt şöyle konuştu. Evet, Bolu kampındayız. Moraller çok yüksek. Gerek teknik heyet, gerekse futbolcu arkadaşlarımızın uyum içerisinde olmaları bizleri gayet memnun etmiştir. Ben burada Şanlıurfa Spor taraftarlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yıl başlattığımız var bir hayalimiz sloganında, bu sloganı gerçekleştireceğimizden tüm Şanlıurfalıların ve taraftarların şüphesi olmasın. Yine önümüzdeki tarihlerde, şu an tarih net olmadığı için benim burada paylaşmam yanlış olur. İleriki tarihlerde bu Şanlıurfa Spor için yapacağımız proje netleşince bunu kulüp başkanımız Emin Bey kamuoyuna sizlerle paylaşacaktır. Her şey Şanlıurfa Spor için diyorum. Teşekkür ederim. Kanal Urfa'nın haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.